Patateslerimizi fırına da dediğimiz gibi koyduk. Şapkasını kapatıyoruz. Düzgün. Sen yardımcı olsana. Ihlamur kesinlikle sağlık açısından daha faydalı. Öyle değil mi Işılcığım? Evet. Evet, biraz da limon atarsak daha da faydalı. Bu istek üzerine çekilmiş bir videodur. Işıl'ın pembe dünyası. Evet arkadaşlar, dün Özdilek'te alışveriş yaparken biliyorsunuz bana bugün için kumpir yaptırmak istediniz. O yüzden patateslerimizi ve diğer malzemelerimizi aldık. Evet. Şimdi patateslerimizi de çok güzel bir şekilde yıkadık. Fırına da koyduk. Şimdi sıra geldi onları pişirmeye. Öyle değil mi? Evet. İkiniz de kumpiri çok seviyor musunuz? Evet. Tamam. Çok güzel. Hadi o zaman arkadaşlarımıza fırında önce nasıl pişirdiğimizi gösterelim. Evet Sude, aç bakalım fırınımızı, arkadaşlarımıza anlatalım. Evet Sude ve Işıl Hanımlar, şimdi patateslerimizi fırına da dediğimiz gibi koyduk. Işıl, sana bir soru. Patateslerin nasıl olması gerekiyor? Kumpir yaparken patateslerin büyük olması gerekiyor. Evet tabii ki, ne kadar büyük olursa o kadar yaptığımıza da değer, en azından tek bir patatesle de doymuş oluruz, öyle değil mi? Evet. Evet. Bunlar yeterince büyük mü? Evet. Yani en soldakini en büyük olarak bu kadar bulabildik. Diğerlerini de ona yakın bulduk. İşte tabii ki çok büyük patatesler her zaman bulmak mümkün olmuyor marketlerde. Evet, şimdi fırınımızı, evet Sude yap bakalım, kapatıyoruz. Evet, şimdi ayarlıyoruz fırınımızı. Evet, 250 dereceye getirdik. Aa, yine kuşumuz geldi. 250 dereceye getirdik ve 250 derecede, yani en son derecede fırınımızı yaklaşık 2 saat kadar pişirdikten sonra kumpirlerimiz hazır oluyor. Şimdi geldi sıra kumpirlerin, bu arada biz malzemesini hazırlayalım pişirken onlar. Evet. Şimdi patateslerimizi pişirdik. Onları şimdi size veriyorum. Ve siz de nasıl yapılır devamını gösteriyorsunuz. Evet, bu birinci patates. Bilin bakalım, bu birinci patates kimin? Senin. Niye? En büyük çünkü. Babalar en büyük değil mi? Şimdi 3 tane patates vereceğim. Bunları siz seçiyorsunuz. Ben seçeceksiniz. Dur. 3 tane mi var? Evet, 3 tane var. Bir tane fazla yaptım yani. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Ben bunu istiyorum. Işıl bunu istiyorum. Ben bunu Işıl'a vereyim. Evet, seçtiniz mi? Ben hangisini alsam amca? Sence? Sen bilirsin. Topu alırız. Bence de topu alayım. Şunu. Bunlar evet. Fark etmez. Onu da doymuyor. Devam edebilir. Senin tabağında kalsın. Tamam. Elim yandı. Evet. Şimdi tabii kumpirleri bu arada 250 derecede pişirdik arkadaşlar. Şu an çok sıcak. O yüzden bunları öncelikle ellerimizi falan yakmadan bir kesmemiz, üzerine bir şapka şeklinde bir açmamız gerekiyor ki bütün malzemelerini içerisine koyabilelim. Tabii şimdi kesme işini çocuklar yapamayacağı için baba olarak ben yapıyorum. Şimdi kestik patateslerin üzerine böyle şapka şeklinde, baba olarak ben keserek açtım. Şimdi çocuklar malzemelerini koyup benim öğrettiğim şekilde yapacaklar. Biz her zaman bu arada kumpirleri yaparken hepimiz mümkün olduğunca kendimiz yaparız. Çocuklara tabii çoğunlukla ben yapıyorum, ayrı bir mevzu. Evet, hadi bakalım. Şapkalarımızı açalım. Açarken dikkat edelim. Çok sıcak. Yanmayalım. Ben korkuyorum. Evet, çıkart şimdi onu. Evet. Şimdi ilk konulacak şey, Sude sen yardımcı ol Işıl'a. Kaşar. Tabii ki kaşar. Evet, şimdi bol bol kaşar koyuyoruz içerisine arkadaşlar. Bu rendelenmiş kaşar bu arada tabii ki.
Bol 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 bol. Koyuyoruz bol bol. Tamam. Şimdi hemen hemen üzerini şapkasını kapatıyoruz. Düzgün. Sen yardımcı olsana. Düzgün kapat bak. Yamuk kapattı o. Elim yandı. Hah, bastırıyoruz ve bir 5 dakika falan böyle bekliyoruz. Kendi kendine biraz o sıcakta kaşarlar iyice erisin. Biz de o sırada sohbet edelim. Evet. Sude de yapsın önce. Kaşarı bol koyunca da artıyor. Çok tatlı oluyor. Evet. Bu arada baba da alsın. Şunu. Ben de burada yapayım kendime. Çünkü patatesler soğumadan bu işin yapılması gerekiyor. Yoksa soğuduktan sonra bir daha kaşar hiçbir şey falan içerisinde erimez. Bu da en sevdiğim yemek kumpir. Evet pişincim kumpiri çok sever. Bana böyle 2 haftada bir yaptırır. Evet 2 haftada bir illa ki yiyorum. Ha, bu arada kumpiri... Kumpir yapımını neden gösteriyoruz size? Çünkü yorumlarda birkaç kişi yazmış alışveriş yaparken kumpir yapacağız falan diye bir şeyler söylemiştik. Kumpir yapmayı bize de gösterir misiniz, öğretir misiniz diye yazanlar olmuş. Ondan dolayı sizin isteğiniz üzerine yapıyoruz bu çekimi. Sevmek istiyordum ama. Evet. Karnım acıktı. Bu arada arkada da ben yapıyorum. Baba kamera önüne geçmiyor değil mi? Kamera arkasında sürekli. Kabuklarını soyduktan sonra buralarını yiyebilirsiniz. Anlaşıldı yemeği çok seviyoruz. Şuralarını. Evet ama biraz zor soyuluyor. Biraz zor soyuluyor. Soyulmazsa acı oluyor zaten. Kapıları yanmaz ki zaten. Evet. Ben bir kesin doymazsınız diye küçük kumpiri de yapayım değil mi? Olur. Belki doyarız, belki doymarız. Bilmiyorum. Bıldırcın yumurtası yemeyeceğiz değil mi? Ben yerim. Yani biliyorsunuz ki kahvaltılarda birer tane bıldırcın yumurtası içmek faydalıdır. Hem sesiniz, ses telleriniz için faydası var. Hem sağlığınız için de bıldırcın yumurtasının çok faydalı olduğunu söylüyoruz manlar. O yüzden sevsek de sevmesek de başka videolarda bunu ceza olarak kullansak da Suriye için bıldırcın yumurtası faydalı olduğu için mecburen birer tane içeceğiz sabaha. Suriye'nin yüzü değişti. Aslında şimdi yapmamız lazım onu da. Şimdi bu videoyu hiç karıştırmayalım onu. Yüzü daha fazla değişmesin Suriye'nin. Yemekten sonra yaparız o işi. Gerçekten yüzü çok kötü. Ne kadar oldu? Ne zaman olacak? Evet oldu. Oldu mu? Evet. Birazcık olmuştur. Basacağım. Olmuş mu amca? Evet olmuş. Evet. Bana bakayım mı? Benim de bakayım mı? Sana yardımcı olmuş. Evet bak. Evet patateslerini üst kabukta kalan patatesleri de içerisine koyuyoruz. Kabuk açmış. Ondan sonra tuzumuzu alıyoruz. İçerisine yeteri kadar tuz döküyoruz. Sude al ver Işıl'a. Işıl'cım tuz dök bakalım. Biraz daha dök, biraz daha dök çünkü patatesler büyük. Tamam, şunu Sude'ye ver. Sude de döksün. Ben de karıştırmaya başladım. Ya şu kabukları alayım. Sonra ne ekliyorduk şimdi biliyor musun? Evet, şimdi... Evet. Şimdi bunu karıştırmaya başlıyoruz. Ve karıştırırken de aynı zamanda tereyağı alın bakayım. Beraber karıştıracağız çünkü. Ben karıştıracağım. Alın tereyağı. Namazcık karıştırıyorum. Evet şimdi bu küçük küçük parçalara ayırdığımız tereyağdan 4 tane yeter mi? İsteğe göre 3-4 tane falan koyabilirsiniz. 4 tane koyun. 3. Ben alacağım. Patatesin büyüklüğüne göre tabii karar veriyoruz bunlara. Artık koysun bir tane. Evet. Tamam. Tamam 4 tane yeter. Sen de koy. Geçmeye başlayalım. Evet.
Şimdi bunları iyice karıştırmamız gerekiyor. Evet, Işılcığım bu patatesleri tam karıştıramayacağı için bunu babası yapacak bundan sonrasını. Evet çocuklar, şimdi patatesleri karıştırdık. Artık kumpir haline geldi. Kıvamı uygun oldu. Şimdi isteyen içerisine ne isterse katabilir. Ama bizim çocuklar çok fazla şey istemiyorlar tabii. Normalde kumpirlerin içerisine ne isterseniz katabiliyorsunuz üzerine. Hem süsleyebiliyorsunuz bakın benimkini yaptığım gibi. Hem de değişik lezzetler verebiliyorsunuz. Ama bizim Işıl'ın şöyle bir özelliği var. Kumpiri sadece bu patatesi kaşarlı ve tereyağlı bir şekilde, karışmış bir şekilde seviyor. Üzerine herhangi bir şey sevmiyor. Yoksa bunları sevmediğinden değil, onları seviyor da kumpirin üstünde farklı bir şey istemiyor. O sade yemeği, kaşarlı ve tereyağlı olarak yemeği çok seviyor. Yani böyle. Evet, yani öyle. Evet, bu arada ıhlamurlarınız da hazır. Ihlamurlarınız da mutlaka için, yanında limonları da... Ha, limonları atmadınız şey, limonları bir alsanıza. Şöyle. Neden ıhlamur yapmış olabiliriz? Neden çay yapmadık sizce? Hava soğuk ve hasta olmadık. Evet, çünkü artık yaz bitti değil mi? Havalar soğuyor. Bu nedenle ıhlamur kesinlikle sağlık açısından daha faydalı. Öyle değil mi Işılcığım? Evet. Evet, biraz da limon atarsak daha da faydalı. Evet arkadaşlar, bundan sonrasını tabi videoda göstermemiz uygun değil diye düşünüyoruz. Bu nedenle size buraya kadar bir çekim yapmaya karar verdik. Ve yine başka istekleriniz olursa yorumlarda yazarsınız. Onları da yaparız biliyorsunuz. Bu istek üzerine çekilmiş bir videodur çünkü. Evet. Çok acıktım. Sevgili Işıl ve kuzeni Sude, hadi bakalım arkadaşlarınıza bir hoşça kal deyin de bir an önce yiyin ve doyun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Benim kızım nerede ya? Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Deniz benim şeyimi diğer şeyime. Bana bayağı gelmedi. Baba, ben bunu tuttum. Ne oldu?